Vedat Bey demiş ki çok mu zor zincir marketlerdeki fahiş fiyatları kontrol altına almak için ürün maliyetlerini artıran elektrik, su, mazot fiyatları dengelensin. Derya Bey de mahalle bakkallarını yok ederseniz, piyasayı 3-5 tane büyük market ve AVM'lere teslim ederseniz tarlada 1 TL olan domates, salatalık market raflarında 6 TL olur demiş. Tabii bir de ithalata dayalı tarım politikası sorunumuz var. Efendim, karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Artık insan gibi yaşamak dediğimiz imkanlara sahip olmayanlar kendini fakir hissediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle fakirliğin tanımını yeniden yaptı. Vatandaşsa pek de Erdoğan'la aynı fikirde değil. İnsanca yaşamak istiyoruz. Karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Emekliğin aldığın 1300 lira maaş, halen amelelik yapıyorsun. 66 yaşındayım. Bu 2 lira leblebi benim öğlen yemeğim, öğlen. Akşam yemeğim de bir kuru ekmek, 100 gram peynir. Bağırsaklar kurudu. Sayın Cumhurbaşkanımız çarşıya, pazara çıkmadıklarını çok açık olarak da görüyoruz. Zira emeklilerimizin çarşıda, pazarda sokağa dökülmüş olan sebzeleri, meyveleri topladıklarını da görebiliyoruz. Diske bağlı emekli sendikasının araştırmasına göre 1,5 milyon emekli aldığı 1200 ila 1420 lira maaşla açlık sınırının altında. 8 milyon emekli ise yoksulluk sınırının. Onlar bir kuru ekmeğe muhtacız derken Cumhurbaşkanı fakirliğin tanımının değiştiğini söyledi. Erdoğan'ın tanımına göre ekmek bulamayan yok. İnsanca yaşama imkanlarına sahip olamayanlar fakir. Artık insan gibi yaşamak dediğimiz imkanlara sahip olmayanlar kendini fakir hissediyor. Cumhurbaşkanımıza selam söyle. Etin yüzü ne türlü, kıymanın yüzü ne türlü bilmiyorum ben. Kasabın kapısı ne taraftan açılıyor bilmiyorum. Canımın sıkkından bir haftadır eve gitmiyorum. Acaba elektriğine doğalgazı kapattılar mı, kapatmadılar mı? Türkiye'de emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir durum söz konusu değildir. Bir lokma ekmeğe muhtaç olan milyonlarca emeklimiz vardır. Türkiye'deki 14 milyon emeklinin tamamı açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Bak, bunlar önceki gün maaş aldılar. Hepsinin cebine bak, 100 liradan fazla varsa ben insan değilim. Ek iş yapıyorum. Yapmazsam açım. 7 senelik evliyim. Hiç tatile gitmedim. Ben hanımıma bir tane çiçek alıp götürmedim. Niye diyeceksiniz, ben kirada sıkıntı çekerim. Öyleyse bize düşen görev, milletimizi bu yeni standartlara göre hayatını sürdürebileceği imkanlara kavuşturmaktır. Evin yoksa, araban yoksa, eşin ve çocukların başkasına imreniyorsa, yani bu insan fakirdir. Hiçbir şeyim yok kiradan. 450 kaymak kiradan. 3 aydır da kira veremiyor. Cebinizde ne kadar var? Varsa gösterecek. Bu kadar mı? Saymadım da kaç lira oldu. Emekli maaşından kalan bu mudur? 6.75. Emekli maaşından değil, bu çalıştığım yerden. Emekli parası aldığım gün gidiyor. Fakir kime denir? İnsanca yaşamanın tanımı nedir? Çalışma Bakanı'nın açıkladığı elektrik faturası desteği alan 2,1 milyon aile ya da Tüketici Hakları Derneği'nin araştırmasına göre açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan 66 milyon kişi Erdoğan'ın fakir tanımına giriyor mu? Cumhurbaşkanı yeni fakirlik tanımında kullandığı insanca yaşam imkanlarının ne olduğunu söylemedi. İnsanca yaşamak, senelik izinde tatile gidersin. Kapında araban olur. Çok lüks olmasına gerek yok. Ayağımızı yerden kessin yeter. Bir de evin kira olmayacak. İnsan gibi yaşamak için. Pikniğe bile gidemiyoruz abla ya. Evine et girmeyen adam fakirdir.